Herkese merhaba, Oldu Mod Saat'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde dediğim gibi armora bakacağız. Biraz üstümüze armor yapalım istiyorum. Armor işini halledeceğiz. Onun dışında ben bir iki bir şey yaptım, size onları göstereceğim. Daha sonra da birazcık farelere girmek istiyorum. Artık ucundan fare moduna da girebiliriz. Çünkü şu arkadaşla alakalı benim farelere girme isteğim. Şimdi bunun içeriğinde üretiyor. Tamam, bakın bu kadar üretmiş. Şimdi buna bakayım ben ne kadar yapacak. Yani nugget veriyor bunlar. O direkt ingot vermiyor. Ondan dolayı şimdi o kadar biriktiğinden 31 tane olmuş. Ona da bakayım kaç tane. 3 tane. Hani üretiyoruz ama çok yavaş üretiyoruz. Ondan dolayı ben bunu biraz hızlandırmak istiyorum. Bunu da farelerle hızlandıracağım. Şöyle Tick Accelerator diye bir red upgrade var. Bir tane fareyi evcilleştirip bunu takıyorsunuz. Bu herhangi bir makinenin üzerinde durduğu zaman o makinenin çalışmasını hızlandırıyor. Bunu yapabilmek için de Tangled Rat Tails gerekiyor. Geri kalan her şey kolay yapılır. Bu da Red King'den düşüyor sadece. Red King'i yapması da bir tane Ball of bir şey vardı. Neredeydi? Ha, Ball of Field. Bunu yapıp bir tane fareye basıyorsunuz bunu. Bunun yapması da birazcık uğraştırıyor işte. Filt istiyor 9 tane. Bu 9 tane filt 9 tane compressed garbage istiyor. 9 tane compressed garbage da her bir tanesinin tanesi 9 tane garbage pile istiyor. Bu garbage pile'ları biz belli başlı itemlerin ne olduğu fark etmiyor. Çöp tenekesi var Reds modunun. Onun içerisine atarak yapabiliyoruz. Şimdi yaptığım şeyi burada. Şimdi burası bir Monster Spawner, yani bir şey, spawn binası, daha doğrusu exp binası. Ben bunu exp kasmak için kullanacağım, experience kasmak için kullanacağım. Şöyle yanına o yüzden bir tane experience orb yaptım. Değişiklik olsun istedim, böyle sanki grafita havası vermek istedim. Bayağı bir farklı renklerle falan denedim, en son bu bence güzel oldu, yakıştı. Lime Concrete Powder, Lime Wool, Lime Alabaster ve Lime Concrete kullandım. Ben beğendim, hoşuma gitti. Şimdi buradaki sistem nasıl çalışıyor size onu anlatayım hemen çok kısa. Tavanda gördüğünüz gibi fanlar var bir sürü. Bu fanlar ucuz, çok pahalı değil craftlaması. Şimdi tavanda fanlarımın olmasının sebebi, normalde herhangi bir bunun gibi bir yaratık çıkaracağınız herhangi bir şey için aslında bu fanlar çok gerekli değil. Ama içeride blaze var benim. İçeride blaze olduğu için buraya fan koydum ki çıkan blaze'leri direkt bu yere ittirsin. Şimdi neden blaze kullandığıma birazdan geleceğim. Şimdi şunun içini göstereyim size. Burada o fanların her birinin üzerine gelecek şekilde redstone var. Bunu çalıştırdığınız anda o fanların hepsi çalışıyor. Burası böyle kapalı. Onu nasıl çalıştırıyorum? Şurada daha önce bir önceki level'da gösterdiğim remote lever'lar var. Bu spawner'ı çalıştırıyor. Bu da fan'ı çalıştırıyor. Spawner'ın altına bir tane ben ışık koydum. O ışık o modun adını asla söyleyemiyorum ben. Şu Funomatic Craft. Funomatic. Nasıl okunur bilmiyorum yani. Funomatic Craft diyeyim artık. Kesin yanlış söylüyorum ama. Buna ait bir ışık. Onu kullanmamın sebebi de şöyle. Light yazınca tabii bir sürü light blue çıkıyor çünkü light da değil, lamp. Şunlardan yaptım. Ben inverted yaptım. Şimdi inverted yapma sebebim şu, ters çevrilmiş anlamında. Yani redstone sinyal vermediğiniz zaman yanıyor. Redstone sinyal verdiğiniz zaman sönüyor. Öyle bir lamba istiyordum ben çünkü bu spawner çalışmazken spawner'a bağlı bu lamba. Lamba yanık. Yani içerisi karanlık değil ama ben spawner'ı çalıştırdığım anda lamba sönüyor ve içerisi karanlık oluyor. Ondan dolayı onu yaptım. Onu yapabilmek için de belli bir şey istiyor. Şu compressed iron ingot istiyor. Bunu da şu şekilde yaptım. Ben yere iron atıyorsunuz. Iron attığınız yerin yanına bir tane TNT koyup patlatıyorsunuz TNT'yi. Compressed iron ingot oluyor. Ha, bunu yapmanın daha farklı yöntemleri tabii ki de var. Modun kendi yöntemleri de ama ben oralara girmedim. Elimde sadece hani bunu yapmak için, şu lambayı yapmak için lazımdı. O yüzden hemen kolay yönüyle yaptım ben. Şimdi şu içeride, içeriye gireyim size göstereyim. Bu içeride vektör plate'lerimiz var. Bunlar fast vektör plate. Bunların 3 seviyesi var. Bu orta seviyesi. Bir üst seviyesi daha var ama ben gerek duymadım. Bunlar mobları itiyor. Yaratıkları itiyor. Beni de itiyor. Şöyle göstereyim. Hop, direkt itiyor, beni buraya getiriyor. Bunların üzerinde ama tabii shift'e basılı yürürsem itmiyorlar. Ondan dolayı hani bunları yaparken shift'e basılı tutarsanız biraz daha rahat yaparsınız. İşinizi kolaylaştır.
Burada da soundproof blok koydum 3 tane. Çünkü Blaze'lerin sesi kulağımızı ağrıtsın istemedim. Şu yukarıya falan da koydum. Hani burada spawner'a düşerse diye. Aynı şekilde spawner'ın üstünde de var. Çünkü ben bu spawner'a şey yaptım. Bir tane Oldimodium ingot bastım. Ondan dolayı yukarıda da spawnlanıyorlardı ve orada kalıyordu Blaze'ler. Ondan dolayı içsin diye oraya da koydum. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Bu arada bu böyle görünmesinin sebebi camdan item frame var o modun içerisinde. Onu yaptığınız zaman koyduğunuz şey olunca item frame gözükmüyor. Bence hoş bir şey. Şimdi bunu açalım. Allah! Valla oyun bir çöktü Allah'ım yarabbim. Bu kadar çok fanı bir anda kaldırmadı ya. Allah Allah, yapmamıştı daha önce. Şimdi niye yaptı anlamadım. Neyse bununla fanları çalıştırıyorsunuz ya Allah'ım yarabbim ya. Bununla da fanları çalıştırıyorum. Direkt zaten buraya geliyorlar. Bayağı bir geliyor de yani. Öyle böyle değil. Bunları buradan böyle indiriyorum. En çok XP veren yaratık Blaze olduğu için Blaze kullandım ben. Hani Blaze kullanma sebebim oydu, yoksa herhangi bir şeye ihtiyacım yok benim Blaze'den. Ben burada böyle duruyorum, bunları böyle keseceğim. Çünkü üzerimizdeki armoru enchantlamak istiyorum, öyle bırakmak istemiyorum. Üzerimdeki armoru enchantlamak istediğim için de belli bir level'a ihtiyacım var. Şu anda mesela 100 level, 110 level'dan falan bahsediyor enchant yani. Ondan dolayı yok, bunu daha level kasacağım ben biraz o yüzden. Hatta ben burada biraz level kasayım. Bir şöyle bir 100'ü falan bulayım. Daha sonra sizlerle buluşalım. Evet, 103 level'a kadar geldim. 100 level daha aslında bırakacaktım ama şunun üstünde spawnlananları vector plate itemedi. Şuradaki fandan dolayı sıkışıyorlarmış onlar. Orada çok fazla birikim olmaya başlamıştı. Ondan bir el attım düzeltmek için. Şuradaki fanı kırdım. Sonra çalışıp çalışmadığını, üzerinde birikip birikmeyeceğine bakayım derken 103'e kadar geldi. Şimdi üstümüze bir armor setimizi yapalım. Ben gittim önceden şeyimizi, vibranium'umuzu da topladım. Ooo mis gibi. Anoptanium'umuzu da topladım. Anoptanium'umuz çok değil ama inşallah bize sıkıntı çıkarmaz. Şimdi üstümüzü çıkarıyoruz. Haydi bakalım, umarım yetecek malzeme. Ha, şeyli olduğu için saymadı. Bu buna geçiyor mu? Uranium 150. Bu 100'dü. Bu 150'ye geldi. Tamam. Güzel. Üst şeyleri de beraberinde geliyor. Neydi onun adı? Enchantment'ları da beraberinde geliyor. Armor'u yapalım. Özellikle armor'u istiyorum ben çünkü. Armor. Pantolon. Yanlış. Bir adım atladık. Allah'ım yarabbim. Pantolon. Ayrıca da ayakkabı da elimizde şöyle yapsak bence buraya mı koymak gerekiyor? Aa, bak bir de illa slota koyman gerekiyormuş. Şimdi vibranium olarak yaptık biz bunları. Sırada anoptanium olarak yapmak var. Kaç? 400'den 600'e yükseliyor. Güzel. Güzel armor. Hop. Bu bitti. Hop. Ayakkabı. Allah seni kahretmesin. Hop. Ayakkabı da bitti. Ayakkabıda da life mending varmış. Bak bilmiyordum. Farkında değilim ayakkabıdaki enchantment'ın. Hop. Allah'ım, bunları elimizle koymak gerekiyor değil mi? Pantolon da bitti. Kafalık, vallahi kurtardık ha. Kaç tane kaldı? 11 tane anoptanium. Ben bunu her söyleyişimde vallahi billahi ya. Bakalım. Oo, kılıcımızla beraber de güzel oldu ha. Şimdi üstümüzdekine bir enchant deneyeyim ben, bir bakayım. Sizlerle bir Allah'ım tersin. Şimdi sizde bir deneyeyim bakayım. Level muhabbetimiz duruyor. 140.170. Çalır mısınız ya? Çılgın mısınız? 170 level nasıl olayım ben? 80 level'ı ver bakayım. Ne diyor? Vitality, Magnet, Block Reach, Tones, Range. Yani Magnet'i... Magnet'ten emin değilim ama şimdilik takacağım tabii ki de. Vitality kaç var? Vitality 8 var üstümüzde. Aman yarabbim, yeşil kalbi gördük. Vallahi yeşil kalbi gördük. Daha da gidiyor mu o ya? Ey maşallah, ne kadar kalbe çıkacak? Oo yarda, vallahi yeşil kalbe kadar geldik. Canımız şu anda maşallah var. Vallahi helal olsun bize. Şimdi ben bu kılıcın bir özelliği daha var. Size onu göstermek istiyorum. Şurada creeper'lar varmış. Şimdi bu kılıca sağ tık yaptığınız zaman bu kılıcın özel bir gücü var. Bakın sağ tık atıyorum. Basılı tutuyorum. Orada bayağı bir siyahlık birikti. Hop attım. Hepsini birbirine çekti. E tabi o benim mana yiyor. Özel creeper'mış lan bunlar. Bilmiyordum. Allah'ım şok geçirdim ama tek attım.
Ama tek attık. Bakayım ne düştü? Iron chest çöp. Bu ne? Çöp. Bu ne? Çöp. Bu ne? Çöp 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 çöp. Alayı çöp. Onları biz yakar manaya dönüştürürüz. Yani bu silahın öyle bir skill'i var. Hani sağ tutup basılı tuttuğunuz zaman şu an atabiliyor muyum? Aynen. Böyle sağ şey yapıyor, biriktiriyor. Bıraktığınız zaman da etraftaki yaratıkları hop oraya çekiyor. Böyle de bir şey var. Güzelliği var. Şimdi armorumuzu yaptık. Neymiş? Mavi kalp mi? Hiç dikkat etmedim. Mavi kalbe çıktık. Ne kadar çok canımız var be şu an. Ben size bir şey diyeyim mi? Daha ölmeyiz. Daha da ölmeyiz. Yani ejderha gidip keseceğimiz için, ejderha dediğim de Ent'teki ejderhalar değil, Ice and Fire'deki ejderhalar. Onları keseceğimiz için birazcık açıkçası geriliyordum. Çünkü onlar yani öyle böyle değil. Bayağı bir abartmışlar onlar da sağ olsunlar. Hani kolay ölmüyor onlar. Ondan dolayı bütün bu çabalarımdı zaten. Ama bence iyiyiz. Bu da 266.6 damage oldu. Arttırırız. Sıkıntı yok ama kalbimiz 100 oldu. Şunu da bir ara anoptenim yapacağım. Tamam, şimdi konumuzdan da aldık. Bunu da yaptık. Ben şu an için üstümüzdekileri maksimum şey yapamadım yani. Maksimum enchantlayamadım. 170 level diyor çünkü. Ben 170 level nasıl kasayım ya? Bir eksi kasacak güzel bir yöntem bulmamız lazım yani. Şu tamam, eyvallah, hoş, iyi, hoş, güzel. Yani 2 dakikada 20 level falan kastık da 170'e kadar kasabilir miyim orada? Benim sabrım ona el verir mi bilmiyorum. Çok da sabırlı bir insan olduğumu söyleyemem. Oturup 1 saat 20 dakika boyunca köylü kesen bir insan diye bunu ama neyse işte. Şimdi mega torch'umuz var bir tane. Ben bu mega torch'tan yapmak istiyorum. Bu mega torch yapabilmemiz için fakat bize batwing lazım. O yüzden ben bence şunu bir yapayım. Gideyim bir tane batwing bulayım. Bizim batwing'imiz yok değil mi? Çünkü end'e gittiğimizde ben bayağı bir yarası kesmiştim. Evet, yok. O yüzden gideyim ben bir yarasa bulayım. Biraz yarasa keseyim. Şu Batwing'i düşürmeye çalışayım. Geri kalan her şeyimiz var. Bir tek şuyumuz yok. Bir tane Megatorch yapalım. Gideyim onu halledeyim. Çünkü o Megatorch'u ben yapmak istiyorum buraya bir yere. Onu halledeyim geleyim. O kadar yarasa kestik düşürmek için. Gittim bir tane kestim. Kestiğimin içinden düştü ya. Vallahi yani şansımıza geldi. İyi çok uğraşmadım. Şimdi hemen şuradan bir tane şunu craftlayalım. Daha sonra bir tane megatorch yapalım kendimize. Bu megatorch belli bir alanda yaratıkların spawnlanmasını engelliyor. Ben bunu buraya gömeceğim. Görünmesin. Artık bizim bu çevremizde yaratık spawnlanmayacak ya. Oh, bunu da kaldırdım aradan. Vallahi çok sevindim şu an bunu yaptığımıza. Çünkü etrafta zırt pırt yok, işte zombi spawnlanıyor, yok bir şey spawnlanıyor. Vı ötüyor. Özellikle örümcekler falan geliyor böyle fışk 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 kulağınızın dibinde. Ben gelemiyordum yani. Ondan dolayı şu an şunu yapmam beni çok mutlu etti. Şimdi dönelim fare konumuza. Ne yapacaktık? Şimdi bunu yapmak istiyorum ben. Çünkü bunlar Atlantis'e gidebiliyoruz. Ama bunu yapmam için şu an benim elimde çok bir seçeneğim yok. Benim sürekli fare kesmem lazım. Sürekli fare kes. Bir tane fare kesici oda mı yapsak kendimize? Şuna bodrum yapıp onun bodrumunda fare mi kessek? Bilmiyorum. Ama öncelikle şu Red King işini halledebiliriz. Red King işi için bize bir tane çöp kovası lazım. Önce oradan başlayalım. Trash can. Red modunun trash can'ı lazım bize. Evet. Kaldron. Yap abicim. Yap bunu. Trash can. This mod is trash. Bu mod çöp. Allah'ım yarabbim. Güzelmiş. Şimdi bu bildiğimiz çöp kovası ya. Bunu böyle dekoratif olarak sokağa koysak bile bence olur. Fena durmadı. Şimdi ben buna ne yedireyim? En çok neyim var benim? Iron Nugget yedirebilir miyim ben buna? Yediremiyorum. Oğlum onun sesi ne kadar kötüymüş ya. Rahatsız oldum. 22k kum var. Kum denesem. Kum alıyor mu? Kum alıyor. Ay bu her seferi böyle bir küçük yapacak mı ya? Bize çok gelmiyordur inşallah onun sesi. Bana çok geliyor şu anda. Vallahi rahatsızım. Şu an çok rahatsızım. Şimdi bir şey deneyeceğim ben. User. Bir tane user yapsak. User'ı bu... Seni Allah kahretmesin. Böyle koysak. Buna... 2-1 desek. Kum koysak. Bu kumu buna kullanır mı? Bir deneyelim. Elimizde basmaktansa bunu kullanalım.
Eğer çalışacaksa. Hiç bilmiyorum. Şu an tamamen deney. Hadi oğlum. Aha. Aha. Vallahi oldu. Vallahi oldu. Dur şimdi dur. Çok bağırıyor. Çok bağırıyor ya. Ben rahatsız oluyorum. Sound. Tamam. Buraya bundan koysam bir tane. İyi ya, bir tık daha iyi oldu. Tamam, şimdi buna biz bir tane hemen işimizi kolaylaştırmak adına bir tane item cable, bir tane bundan. Ben seferinde bunun içine kum mu vereceğim anasını satayım? Tabii ki de hayır. Neydi? Barrel. Abi ötme, tamam ötme be, ötme be, kafa bu da. Allah'ım ya Rabbim. Şimdilik geçici olacağı için şöyle yapalım. At bunları buraya. Seni Allah kahretmesin ya. Trash. Trash. Kapat. Oh, niye daha önce aklıma gelmedi bu? Ay Allah'ım ya Rabbim, şükürler olsun ya. Şu anda hiçbir şey yapmıyoruz ya. Böyle duruyoruz. Bize trashken garbage pile geliyor çatır çatır ya. Vallahi hayat nasıl ya? Güzel mi? İyi gidiyor mu? Karantina nasıl geçiyor? Yani böyle yatıyoruz ya biz de. Böyle. Makineler çalışıyor bizde de. Neyse tamam, şaka bir yana, şimdi bunları bizim, Allah ışık açtık yanlışlıkla. Şimdi bunları bizim, oğlum elim ayağım bir türlü tutturamadım ya. Bunları bizim kompreslememiz lazım. Şunları içeri atsam bize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane lazımdı zaten. Oo, bayağı yaptık. Ki bu 9 tane, bir tane yaptık. Çok güzel ya, 9 tane daha lazım. Şimdi bakayım şimdi elimizdeki ne kadar yetecek bakayım, büyük ihtimalle yetmeyecek ama hop. 3 mü? Evet. Şöyle yapacağız. bunu otomatik bir tane sisteme almasını falan da sağlayabilirim aslında ya. Ben çıksam buradan nereye gidiyor bu? Oğlum ne kadar uzaktan çekiyorum ya. Allah seni kahretmesin. Üstümde magnet var değil mi? Şu arkadaşta magnet var. Ben magnet istemiyorum diyorum diyorum, anlatamıyorum ya. Bu ne vitality? Bu ne magnet? Tamam, çek bunu. Magnet al. Oh, level yine gitti. Tamam. Allah'ım ya Rabbim, anasını nikahından çekiyor ya sürekli. Ne yapacaktım? Ne yapacağımı unuttum ya. Ha. En çok neyim var diye bakacağım. Hala en çok sendin mi var? Vallahi bir ara kumsuzluktan geberiyorduk. Şimdi kumdan geçilmiyor memleket ya. Şimdi ben uzaklaşsam nereye atıyor? Hep aynı yere atıyor. Bayağı önüne önüne atıyor bu her seferinde değil mi? Her seferinde aynı yere atıyor. Ya hopper'la ben bunu toplayabilir miyim diye düşünüyorum da. Toplarım ya. Tamam, şöyle yapacağız. Sen bir dur. Sen de dur, sen de dur. Bu her seferinde önüne atıyor ya. Arkadan yapacağım sistemi. Sen de yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Koy şuraya bunu. Kumun hepsini bunun içine koy. Üstünde yer kalmadı ya. Şimdi seni buraya bak. demin bakıyordum birader. Demin bakıyordum ha. Bunu tekrardan bire getireceğim. Şunu buraya koyacağım. Ben bunun wrench'in tabi şeyi attım. Wrench. Shift değil. Hah, tamam. Bunu da kaldır. Şimdi şuna da elektriğini verdik mi? Hop. Çalış diyeceğim. Tamam. Şimdi bir tane hopper lazım bana. Hoppar. Hop hopper. Sonra bir tane de barrel. Barrel yap. Allah senin tependen baksın emi. Barrel yap. Tamam. Sonra barrel'ı buraya koy. Hopper'ı da şöyle şuna koy. Bakayım. Biz olmadığımız zaman abi. Vallahi bravo ya. Bu sistemde olmadı. Neyse ben o zaman bunu bekleyeceğim. Ya şunu çalıştırayım, bu burada takılırken biz başka şeylerle ilgilenelim diyecektim ama bu sağa sola fışkırtıyor ya. Böyle olmayacak yani. Neyse ben o zaman bunu yapayım, geliyorum. Evet, oraya ben sistem yaptım. Bekleyemedim daha fazla. Buraya item collector koydum.
Bu item collector'ın zaten range'ini ayarlayabiliyormuşuz. Bu sanırım yeni gelen bir şey. Ben eskiden ayarlayabildiğimizi bilmiyorum çünkü. Buraya bırakıyorum ben. Buradan garbage pile'ları yapıyor topluyor bu. Şimdi orada bayağı biraz ben ürettim. Şuraya da onları otomatiğe bağlayınca, boşa çıkınca ben tabii şuraya şöyle bir şey yaptım. Şimdi burayı fare spawnlayıp keseceğimiz yer yapacağız. Burası compressed garbage koydum birazcık. Burada iki kat daha hızlı fare şey yapıyor, çıkıyor. Normaline göre. Daha sonra da normale döndüm. Şimdi bu normalden daha yapacağım ben ama ben bunları kendim kesmek istemiyorum. Makineye kestireceğim. Bildiğiniz burada makine kendi kendine sürekli bunları kesecek. O makineyi yapacağız şimdi sizlerle beraber. O makineyi yapabilmek için birkaç bir şey gerekiyor. Mob Crusher yapacağız. Biz Mob Crusher yapabilmek için öncelikle Mob Slaughter Factory yapmamız gerekiyor. Nereden gösterebilirim onu tekrardan? Ha, Mob Slaughter Factory'nin yapımı kolay. Pitting Machine Frame, bir de bir sürü işte ıvır zıvır bir şeyler. Bunların hepsi kolay. Burada plastik istiyor. Bizim zaten plastiğimiz var. Mob Crusher içinse Advanced Machine Frame istiyor. Advanced Machine Frame için gereken her şeyimiz var. Fakat Pink Slime'ımız yok. Şimdi böyle olunca da sıkıntı giriyor devreye. Şimdi şuradaki bizim o makineden var bir tane biliyorsunuz. Bunun içi latex dolu. Ben o yüzden bu makineyi hiç bozmak istemiyorum. Bir tane sırf bu ıvır zıvırları yapabilmemiz için bir tane makine yapacağım. O makineyi de bu arka tarafa bir yere yapacağım. Yani çok da şey yapmak istemiyorum. Elimin altında dursun istemiyorum. Otomatiğe bağlarız. Biz o makineyi bir daha görmeyiz bile. Şimdi o yüzden ufak bir işimiz var. Nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Şuraya doğru yarsam bir şey olur mu? Olmaz. Güzel. Tamam. Şimdi bu Mob Slaughter Factory'yi buraya kuracağım ben. Bu arkadaşın alanı tabii biz kendimiz upgrade edeceğiz. Bu sürekli bir yaratık kesecek bize. Yaratık kestikçe pink slime yaratacak. Sonra bu pink slime'ı alacağız, diğer makineye vereceğiz. O diğer makine de onu kullanacak. Fakat şu an için pink slime işine ben nefret ediyorum gerçekten. Ne yapabilirim? Buraya bir tane spawner koyabilirim. Spawner'dan zombi momi bir şey, elimizde spawn egg olan ne var? Ya da direkt kendiliğinden bulduğumuz neyse işte. Zombi spawn egg'imiz var mı? Sıkıntı değil. Zombi spawn egg'i buraya koyarım. Burada zombi çıkar bu alet keser, pink slime üretir. Anca öyle olur. O yüzden ben hemen bir tane gideyim, spawner bulayım. Şurayı da şöyle bir ayarlayayım, spawner'ı koyabileceğim şekilde. Tekrar geliyorum hemen. Evet, bir tane spawner buldum, geldim. İçerisine zombi koydum. Şeyle oynamadım, ayarlarıyla çok oynamadım. Sadece minimumunu azalttım, maksimumunu azalttım. Onları da çok az azalttım. Burada böyle hayvan gibi yaratık spawnlansın kessin istemiyorum bu arkadaş. İçerisi karanlık. Şu an üzerimde, aha bitti zaten. Ay, üzerimde şey olduğu için, night vision olduğu için aydınlık görünüyordu. Ona belki redstone ekleyebilirim ileride, hani açıp kapatmak için. Hatta onu yapsaydım fena olmazdı. Hemen onu yapayım ben ya. Comparator var zaten. Bir tane de lever. Fancy lever varmış, ver. Hemen girelim içeriye. Bu sürekli çalışmasa da olur. Tamam, çalıştırdım. Burayı da kapatalım. Tamam. Bunlar zaten dark glass. İçeriye ışık almıyor. Birazcık da oraya şey koydum. Ses kesenlerden koydum. Zombilerin sesini sürekli duymayalım diye. Ha, bu arada makineye işte range upgrade'ini koydum. Şu an range upgrade ile çalışıyor. Herhangi başka upgrade koymadım. Buraya bir tane importer koydum. Bu importer'ı da sıvıya ayarladım. Şu an içerisinde bunun pink slime ve şey meat. Liquid meat, sıvı et birikiyor. Onlar da otomatik olarak sisteme gidiyor. Aa, kar yağıyor, kar yağıyor. Oğlum al şu kalıcı. Oğlum fark etmedim. Yat. Acele. Bu hamak diğer tarafa bakmıyor muydu ya? Yanlış mı hatırlıyorum? Neyse. Aman yarabbim, kar yağıyormuş, haberimiz yok ya. Şu an için yarım mili bucket slime, 10 bucket'ta liquid meat oluşmuş zaten. Bu liquid meat çok fazla birikirse bunu bir tane çöp tenekesine, sıvı çöp tenekesine sallarız. Sıkıntı değil orası. İş ki şu pink slime lazımdı bize. Şimdi o pink slime'ı makine kullanacağız diye onu da şuraya yapayım istedim. Şimdi arkaya bir yere yapıp da görünmez bir hale getirmeyeyim. Buraya yapayım. Ne de olsa şey yani, hani burada da zaten makinelerimiz var. Şurada bir makine yaptık, geri kalanı bomboş duruyor. O yüzden şuraya yapmak istiyorum.
O makinenin adı neydi? Dissolution bilmem ne ıvır zıvır. Şu pity machine frame'i yapacağız. Daha sonra ben yine neler yapıyorum ya. şu ha ne? ne eksikti ya? Diamond Cheer eksik. Al iki tane, bir tane daha lazım olacak zaten. Şimdi şu makine lütfen artık. Heh, tamam. Şimdi bunu buraya koyuyorum. Çok da buraya koymayalım. buraya koyayım. Bence olur. Sonra bu arkadaşın altını açacağım. Böyle şunun altı açık, tamam. Bir tane exporter yapacağız. Bir tane exporter yap bize canım benim. Hadi ama bu kadar uzun sürmüyordu yapman. Heh, tamam teşekkür ederim. Bunu buraya koyuyoruz. Daha sonradan bunu Blue'de getiriyoruz. Pink slime, sıvı pink slime nerede? Sıvı pink slime buraya koyuyorum. Ondan sonra cable'larım nerede? Benim burada. Bu cable'ları da sisteme bağlayalım hemen. Şuradan şöyle şöyle orayı aç. Şöyle. Burayı da kapattık mı? Hiç yokmuş gibi. Bakalım. Evet, içinde pink slime birikiyor şu anda. Bizim buna elektrik tanımamız lazım değil mi ya? Hay Allah'ım ya Rabbim, elektrik. Of. Tepeden elektriğini vereceğim. Point. Yani endüstriyel bina Allah'tan burası. Yoksa ben sinir krizi geçirmiştim şimdi her şey bunu görünecek diye. Ama burası endüstriyel bina. Her yerden kablo var zaten. Yani çok çirkin kablolar değil Allah'tan da. Böyle olmadı ki bu. Niye böyle olmadı? Ben şimdi size anlatacağım. Şimdi bir tane importer lazım. bir tane importer lazım. Çünkü ben bunu otomatik yapmak istiyorum. Kendim yapmak istemiyorum. Hani gelip buraya elimle koyacaksam ne anladım ben bu işten. O kadar makineleşmeci açık bir şekil yaptık yani. Bir tane crafter yapsın bu bize. O yapana kadar importer'ı şuraya şöyle bağlayalım. Burası importer. İşte şimdi burada işin sıkıntılı kısmı şimdi başladı. Şurayı kırabilir miyim? Kıramam. Binanın dışı orası. Altıda desen başka bir şey geliyor altından. Önüne mi koyayım abi? Of of. Şöyle olacak bu. Importer. Nerede bizim alet? Aleti buraya koyacağız. Yapacak bir şey yok. Seni kır. Burada bir ses mi gitti sanki, bir şey oldu, azaldı ses. Şimdi alttan elektrik versem bence olur. Şimdi şurayı kır. Elektrik kablosu var değil mi zaten orada? Var. Cable'ımızı ver hemen. Nerede cable? Burada cable. Cable'ı getir. Tamam, elektriği alttan. Exporter'ı abicim. Arkadan exporter, bunu yine fluid artı nerede o? Pink slime. Pink slime'ı da buraya koyuyoruz. Tamam. Importer nerede? Importer da buradan. Tamam. Şunun altını geri kapatabiliriz. Kapat. Yani idare eder. Bizim crafter bitmiştir. Crafter'ı da ver bakayım. Bununla işim yok, bununla işim yok, bununla işim yok, bununla işim yok, bununla da işim yok. Elektriği kabloyla çektik. Hop crafter. Bunun otomatik algılayıp aşağı bakanını niye yapamamışlar? Ben çok merak ediyorum. Ha? Her seferinde seninle mi uğraşacağız ya? Cable'ımız da var. Şunu da hop sisteme bağla. Tamamdır. Hemen gidelim. Bir tane de buna sistemi öğretelim. Sonra testini yapalım. İnşallah bir mili bakıt istemez. Bu, bu. Sen değilsin ya Rabbi. Şimdi sen. Advanced Machine Frame yapacaksın. Buraya kadar doğru. Simple Machine Frame. Bu Machine Frame değil ama ya, senin kullanacağın Machine Frame. Şeyi kullanacaksın sen. Değişecek mi bu bugün? Ha, illa bunu mu istiyor? Aa. Bak bunu bilmiyordum. Bunu da yapacağız ayrıca. Ay babanın düşmanları ya, bu ne, plastik sheet mi? HDB plastik, normal plastik kullanır değil mi o? Kullanmayabilir. Nerede o? Plastik sheet değil abi. Abi hayır. Allah'ım ya Rabbim, neymiş bu ya?
20 mi? Seni Allah bildiği gibi yapsın ya. Set. Böyle yapalım da ha. Tamam, plastik kullanıyor. Plastik kullanıyor değil mi? Evet, normal. Sıkıntı yok. Tamam, bu lateks kullanıyor. Bu lateksçi makineye gidecek. İn aşağıya. Lateksçi makine bu. Tabii onun... Allah. Onun makinesi gözükmüyordu. Lateksçi makine hangisi bu? Bunu burada yapacağız. Sonra bunu kapat. Bunun bu kadar karmaşık olacağını beklememiştim. Ben ne yalan söyleyeyim. Advanced Machine Frame'i öğrettik değil mi? Öğrettik. Advanced Machine Frame'i de Simple Machine Frame gerekiyordu. Onu da öğrettik. Tamam, şimdi şunu da gidelim bir makineye koyalım. Birkaç tane şeyimiz eksik. Neydi onun adı? Tarifimiz eksik olacak ama onu hemen zaten sistem bize söyler, biz onu hallederiz. Mesela Diamond Chair yapmayı öğretmemiz lazım sisteme. Onlar zaten basit crafting şeyleri. Onları hemen hallederiz. Mesela Gold Chair yapmayı biliyor mu makine? Makine her şeyi biliyor. Iron Sword yapmayı bilmiyor ki onunla işimiz zaten yok. Şimdi şunu yaparken ki gerekli her şeyi biliyor mu? Diamond Chair yapmayı öğreteceğiz. Diamond Chair yapmayı öğren canım sen. Buraya bırakalım. Şimdi ben bir tane Advanced Machine Frame istesem bundan, Frame. Simple Machine Frame değil, Advanced Machine Frame istesem Nether Brick öğreteceğiz makineye. Nether Brick. Kardeşim yani çok da zor bir şey değildi. Sen bunu niye bilmiyorsun ya? Tabii makineye niye kızıyorsam. Öğretmez. Sen bilmezsin. Hiç. Frame. Hemen bir daha deneyelim. Start. Abicim. Ben nefret ediyorum ya. Vallahi nefret ediyorum bazen. Nerede o? Gel buraya. Böyle şeyde 0.25 latex diyor. Şeyde. Makinede tabii diyor ki abi diyor latex yok bende diyor. Nasıl vereceğim diyor. Latex zaten makinenin içinde çünkü. Şurada lanet olası lateksi göremiyorsunuz işte. Burada bu sıkıntı. Şimdi ben bunun hepsini elimle tek tek koymak zorundayım. Komple buna. Ben şunları düzelteyim. Sizi de yormayayım. Hemen geliyorum. Tamamdır. Onların şeylerini tekrar hallettim. Ekstradan bir şey gerekmiyor. Şu an bunu yap dedim. Pink slime yeterlidir umarım. Dikkat etmedim açıkçası. Gerçekten pink slime yetiyor mu yetmiyor mu? Allah seni kahretmesin. Yetmiyor mu pink slime ya? Bakayım. Allah'ım yarabbim. Yine işlerin rast gitmemesi başladı mı ya? Vallahi. En son rast gidiyordu. Niye böyle oldu? Bak ulan oğlum craftlamış zaten ya. Bu yavaş craftlamış sadece. Beni de buraya kadar getirtti ya. Ey Allah'ım. Bir tane şey yapacağız. 50 kere uğraştırdı bizi. Nerede o Iron Sword? Burada. Al bunu da. Ver şu mob crusher artık. Bir mob crusher yapmak o kadar zor olmamalı ya. Vallahi billahi zor olmamalı ya. Bu nedir be? Şimdi. İn aşağıya. Makineyi buraya koy. Bunun için 50 kere uğraştım ya. Buna Edon yap bir tane. Bench tier 5 yap. Tier 5 çok değil. Zaten hazır doğa var. Yap aman ya. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Şuralara da koyacağım. Şuralara da koyacağım. Garbage. Garbage'ımızı ver bakalım. Şöyle. Ne kadar çok olursa kadar. Bu şu an kaça kaç oldu? Hemen bakayım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Şöyle bir alanı daha yapacağım. Ben daha sonra odayı kapatacağım. Bu arkadaşın da şeyi yetecektir diye tahmin ediyorum zaten. Hemen onu da kontrol edeyim. Aç bakayım working array'ı. Tamam, yetecek gibi duruyor. Hemen şu odayı da bitireyim. Tekrar geliyorum. Tamamdır. Sistem hazır. Odayı yaptım. İçerisine şeylerini ekledim. Bunun içerisine range tier'ı vardı zaten. Speed efficiency'yi de ekledim. Şu anda bu çalışıyor. İçerisi karanlık gördüğünüz gibi. Şunu açacağım ama ben içeriği görelim diye. İçeride fareler falan spawnlanıyor sürekli. Spawnlandığı gibi bu arkadaş kesiyor. İçinde esans biriktirmeye başladı. Bu esansla şu an için işim yok. Ama buradan farelerden düşecek ıvır zıvırlar bize lazım. Ben bunu ondan kurmak istiyordum. O farelerden düşecek ıvır zıvırlar bize şunun için lazım. Mysterious Token Chunk veya Mysterious Token Fragment falan bunlar farelerden düşebiliyor. Onlardan düşürebilmek için ben aslında bunu birazcık da kurdum. Burada fare çıksın kessin.
Buradan düşecek şeylerle en azından farelere gidecek bir portal yaparız. Bir de fareleri bir ara hani kesmeyi bırakırım. Orada spawnlanan farelere Red King yapacağız çünkü biliyorsunuz. Bununla işimiz bitti, kaldırabiliriz. Neydi o? Ball of Filth yapacağız zaten. Biz bunu yapabiliyor muyuz şu an? Onu da bakayım. Videoda çok uzun oldu. O yüzden bunun devamı başka videoya, yani bir sonraki videoya kalır. 3 tane ondan oldu. Bakalım hemen bir de bundan kaç tane yapabiliriz? Yap bakayım. 12 tane oldu. Yetmeyecek büyük ihtimalle. Hemen bakayım. Yani yetmedi. Evet, 4 oldu. Biraz daha lazım. O yüzden ben burada garbage yapımını birazcık yaparım. Garbage yaparım biraz. Biraz aşağıda şurada bu fareleri kessin. Allah'ım yanlış tuş. Biraz fareleri kessin bu arada. Burada ışığım var. Işınların üstü lever'la bağlı yukarıdan. Redstone'la bağlılar. Burası hep yanıyor ama orası yanmıyor. Fareler karanlıkta spawnlanıyor sadece. Garbage'ın üstünde. Bunu çalıştırdığım zaman ışıklar yanıyor ve burada fare çıkması duruyor. Hiçbir şekilde fare çıkmıyor. Işıkları kapattığım zaman da içeride fare çıkmaya başlıyor. Bana lazım olan şey daha hala düşmedi ya. Bakalım. Vallahi biraz zor düşüyor sanırım. Bir sonraki bölüme kadar şunları ben halletmiş olurum. Gideriz bir Redlantis'i ziyaret ederiz. Daha sonrasında da accelerator'ımızı yapar, unobtainium üzerine koyarız. Vallahi yeteri kadar uzun oldu bölüm. İstemediğim kadar uzun oldu hem de. Ben bu kadar uzun sürmesini planlamamıştım. Maalesef birazcık önümüzde engeller çıktı. Onları aşacağız derken bölüm de aldı başını gitti. Ama en azından üstümüzdeki armoru hallettik. Bir de bir tane şurada ben kamera dışı yapmıştım ama kasmak için bir tane tecrübe puanı kasmak için bir tane binamız var. Bir tane de aşağıda fare spamladığımız bir yer var. Oraya otomatik makine yaptık. O kesiyor. Bir de şunun altında var. Pink slime yapıcımız var artık. O da orada pink slime yapıyor. Yine vallahi ayaküstü bir ton iş yaptık. Bence de güzel oldu. Bir sonraki bölüm artık farelere daha çok dalarız. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.